Merhabalar, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bayan Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na atandı. Azerbaycan saldırganlığı nedeniyle Artsakh 112.5 MW kapasiteli hidroelektrik santralini kaybetti. Ermenistan Cumhuriyeti nüfusunun %10'una koronavirüse karşı aşı uygulayacak. Moskovski Komsomolets, Türk uçaklarının Azerbaycan'a uçuşları Erdoğan'ın askeri planlarını ortaya koyuyor. Batı Ermenistan'ın Bitlis ilinin Madavans Vadisi turizme kazandırılacak. Arsen Poladov adlı Yezidi tiyatrosu kuruldu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 19 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen 4. toplantısının 2. oturumunda Bayan Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak atandı. Uluslararası ilişkilerin bu zor döneminde Bayan Margosyan, Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın zorlu ve sorumlu pozisyonunu üstleniyor. Aynı zamanda diplomasi alanındaki zengin tecrübesi de ülkemizin dış politikasına paha biçilemez ve ağırlıklı bir katkı sağlayacaktır. Bayan Margosyan'a Batı Ermenistan'ın dış politika konumlarının güçlendirilmesi adına sorumlu faaliyetlerinde başarılar diliyoruz. Yeni atanan Dışişleri Bakanı'nın mesajı web sitemizde tüm dillerde yayınlanacak. Azerbaycan'ın başlattığı savaş nedeniyle Artsakh Cumhuriyeti 112.5 MW hidroelektrik santralini kaybetti. Armenpress'in aktardığına göre bunu Ermenistan Cumhuriyeti Bölgesel İdare ve Altyapı Bakan Yardımcısı Hakop Vartanyan, Ulusal Meclis'in Bölgesel ve Avrasya Entegrasyonu Daimi Komitesi'nin oturumu sırasında ifade etti. Vartanyan, savaştan önce Artsakh Cumhuriyeti'nde 187.5 MW'lık hidroelektrik santrali varken, savaş sonucunda 75 MW'lık hidroelektrik santrali kaldı. Kayıp 112.5 MW oldu, dedi. Bakan yardımcısının belirttiğine göre, 2021'de öngörülen enerji dengesiyle Ermenistan Cumhuriyeti, Artsakh Cumhuriyeti'nden 330 milyon kilowatt elektrik ithal edecekti. Ancak bilinen olaylardan sonra enerji Ermenistan Cumhuriyeti'nin iç kaynakları sayesinde üretilen elektrik ile değiştirilecek. Bu da Artsakh'tan ithal edilen elektrikten daha pahalı olacak. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Gayane Sahagyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan Cumhuriyeti nüfusunun %10'unu koronavirüse karşı aşılamayı planlıyor, dedi. Aşı, öncelikle risk altındaki grupların kullanımına sunulacak. Uzmana göre şu anda Rus Sputnik ve Pfizer, BioNTech, Moderna ve AstraZeneca adlı aşılarla ilgili görüşmeler sürüyor. Çünkü araştırma çerçevesinde sadece bu 4 ilacın etkinliği ve güvenliği kanıtlandı. Aralık-Ocak aylarında gözlemciler, Azerbaycan semalarında Türk Hava Kuvvetleri'nin kargo uçağının benzersiz faaliyetini kaydetti. İki ülke arasındaki hava köprüsü 24 saat çalışıyor. Ülke genelinde askeri kargolar Azerbaycan ordusunun hava alanlarına varıyor. Moskovski Komsomolets dergisi uzmanların Türkiye'nin Kafkasya'da birkaç askeri üs kurmayı planladığına inandığını ancak Bakü'nün bu bilgiyi yalanladığını yazıyor. Flight Radar 24'ün aktardığına göre son haftalarda Türk askeri hava kuvvetleri Azerbaycan'a kesintisiz mühimmat tedarikini doğruladı. Türk askeri nakliye uçakları Azerbaycan'ın Gabala, Lenkoran ve Gence'deki hava alanlarına mühimmatlar taşıyor. Hava yolu neredeyse gün boyunca uçuşlar gerçekleştiriyor ve bazı uçaklar günde 3 veya 4 kez uçuyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin faaliyetlerini değerlendiren uzmanlar Transkafkasya bölgesinde Türk askeri üslerinin kurulacağını tahmin ediyor. Fakat Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu bilgiyi yalanladı. Askeri departman, Türk Hava Kuvvetleri'nin Azerbaycan hava sahasındaki faaliyetleri hakkında yorum yapmadı. Batı Ermenistan'daki Bitlis'in Ahlat ilçesinde binlerce yıllık yaşamın izlerini taşıyan ve 400 mağara evin bulunduğu 17 kilometrelik Madavans Vadisi'nin restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgenin cazibe merkezlerinden biri haline getirilmesi planlanıyor. Projeyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan vadideki mağara evlerin aslına uygun restore edilmesi, yürüyüş yolları, rekreasyon çalışmaları, bakı terası, kamp alanları,
hobi bahçeleri ve kır kahveleriyle geçmişe ait izlerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Vadide yapılan araştırmalarda bazıları katlı 400 civarında mağara evi ve çeşitli ibadethaneleri tespit edildi. Yezidilerin yanında adlı girişim, pantomim ustası Arsen Poladov adlı Yezidi tiyatrosu, ilk Artsakh Savaşı'nda şehit düşen Yezidilerin anısına adanan Savaş ve Aşk adlı oyunu sunacak. Senaryonun yazarı Yezidilerin yanında girişiminin kurucusu Greta Aleksanyan, yönetmen ise Machanets tiyatrosunun sanat yönetmeni Gevorg Babakhanyan'dır. Greta Aleksanyan'ın Aravot EM'e anlattığı gibi, Yezidilerin yanında girişimi, Yezidi tiyatrosunun yaratılmasını da içeren bir eğitim ve kültür girişimidir. Ona göre Ermenistan'da farklı zamanlarda Yezidi oyunları ve gösterileri yapıldı. Ancak Ermeni Devlet Pantomim Tiyatrosu'nun kurucusu Arsen Poladov'un adını taşıyan tiyatro ilk kez kuruluyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Karin adlı Ermeni şarkı ve dans topluluğunun icra ettiği Oror adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.